1 numara ve 4 numarayı almalıyım diyeceğim. Size yarım sürede kış yaşanmaya başlar. Öyle mi oldu? Suyum, pamuk şekerim ve metal ayağım var. Pamuk şekeri yerim, denemene kalmaz. Bunlar küresel ısınmanın etkileri ve çevre sorunlarıyla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Niye? Çünkü biz bugün yeni bir seriye başladık. Hatta biz bunun açıklama videosunu daha önceden yaptık hocam. Evet. Arkadaşlarımıza nasıl bu sene fen bilimlerine çalışacaklarını anlattık. Şimdi hocam herhalde yaz kampımızın konu anlatım kısmına geçiyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve ilk adımımızla ve ilk ünitemizle ufaktan 8. sınıfa ısınmaya başlıyoruz. Çok güzel hocam. Hocam öncelikle şunu da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlara ben. Biz bu konulara hangi kitapla hazırlanacağız? Özel bir kitabımız var. Hem konu anlatımımız hem sorularımız var. Zaten hani öyle de çalışmak lazım demiştik ya ilk videomuzda. Evet hocam. Ne yapacağız? Hibrit kitabımızı alacağız, konularımızı çalışacağız, sorularımızı çözeceğiz ve başarılı olacağız hep birlikte. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Buyurun gençler. Evet gençler. Önce mevsimler ve iklimden başlayacağız ve diyeceğiz ki dünyanın hareketlerine bir göz atalım hep birlikte. Temel anlamda biz dünyanın iki tane hareketi olduğunu biliyoruz. Bir tanesi kendi etrafında dönmesi, diğeri güneşin etrafında dolanması. Şimdi kendi etrafında dönen dünyamızın hareketleri bize ne sağlar? Önce oradan başlayacağız. Diyeceğiz ki dünyamız böyle dimdik durmuyor. Hafiften uykusu gelmiş, çok ders çalışmış, öğrenci kafasında birazcık yan yatmış. 23 derece 27 dakikalık minik bir eğiklik var. Bu yaklaşık 23 derecelik eğiklikte güneş ışığının dünyaya farklı ulaşmasını sağlıyor ve mevsimleri oluşturuyor. Dünyanın güneş etrafında dolanmasından söz ederken bundan çok detaylı bahsedeceğiz. Şimdi diyeceğim ki dünya kendi etrafında dönüyor. Güzel. Ne oluyor? Bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık oluyor. Işık alan taraf gündüz yaşarken, ışık almayan taraf, karanlık taraf geceyi yaşıyor. Gün içinde ışık alma miktarımız ve ışığın açısı değişiyor. Yani gün içinde gölge boyumuz ve ışık alma oranımız değiştiği için sıcaklık farkları oluşabiliyor. Temel anlamda gündüz ve gecenin zaten farkını biliyoruz. O yüzden şu temel bilgiyi hatırlayalım. Dedik ki dünya dimdik değil, hafif eğik ve bu sayede mevsimler oluşuyor. Aklımıza yerleştirelim. İkinci hareketimize birazcık daha detaylı inceleyeceğimiz kısma bakalım. Şimdi ne yaptık? Güneşi ortaya aldık. Sonra dünyayı yavaş yavaş etrafında dolandıracağız. Özel tarihlerimiz var. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz. Birazcık başımıza artacaklar. Şaka yapıyorum. Başımıza artmayacaklar. Gayet güzel halledeceğiz. Diyeceğiz ki bu dolanma sırasında bakın bazen güneşe daha yakın bazen daha uzak olabiliyoruz. Yakın olduğumuzda yaz yaşıyoruz. Uzak olduğumuzda kış yaşıyoruz diye bir şey görürse kesinlikle ters köşeye düşmeyeceğiz. Biz bunu yemeyiz diyeceğiz. Çünkü yakınlıkla uzaklıkla hiç alakamız yok. Diyeceğiz ki güneşe doğru dönük tarafımız yani daha çok ışık alan tarafımız yaz yaşarken dünyanın güneşe daha az bakan birazcık daha böyle eğik olmuş hani biraz küsmeye yeltenmiş kısmı kış yaşayacak. Işığın açısı azaldıkça birazcık daha böyle eğik gelmeye başladıkça daha az ışıkla biraz daha soğuk mevsimleri gözlemleyeceğiz. Bir de özel iki tarihimizde ne yapacağız? İlkbahar ve sonbaharı göreceğiz. Yani dolanma hareketinde bu sefer yıl içinde ışık gelme miktarı, ışık yoğunluğu, gölge boyu değişimlerini inceleyeceğiz. Hadi biraz daha detaylandıralım. Şimdi ne yaptık? Temel bilgiyi aldık. Detaylandırmak için önce hemen hızlı bir alıştırma yapıyoruz. Bana diyor ki dünyanın hareketiyle ilgili verilen aşağıdaki olayların doğru ya da yanlış olduğuna karar ver. İşaretle hadi bakalım. Dünyanın güneş ışığı alan bölümünde gündüz, ışık almayan bölümünde gece yaşanır. Mantık olarak tabii ki evet demeliyim. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması gece ve gündüzün birbirini izlemesine neden olur. Yo, o gündüz ve gece dünyanın kendi etrafında dönmesiyle alakalıydı. O zaman bunu eledim. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için üzerinde günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Kendi ekseni etrafında dönerken gece gündüz oluşurken sıcaklık farkını gördüm. Dünyanın güneşi gören yüzeyindeki birim alanlar eşit miktarda ışık alır. Hayır, ışığın açısı değişiyor demiştik. O yüzden bunu da attım, yanlış dedim. Dünyanın kendi etrafında dönme ekseni güneş etrafında döndüğü yörünge düzlemine dik değil biraz eğiktir. Doğru mudur? Doğrudur. Yaklaşık 23 derece 27 dakikayı da hatırlıyorduk. Dünyanın dönme ve dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Ya da saatin dönme yönünün tersidir de diyebiliriz. Bu da doğru bir cümle. Ek bilgimizi de burada almış olduk ve devam ettik. Dünyaya gelen güneş ışınlarının eğiminin mevsimler üzerindeki etkisini araştırmak istiyoruz. Öğrencimiz Özdeş yani aynı özellikte el fenerlerini aldı ve bir deney yaptı. Siyah karton üzerinde ışığı farklı açılarla tuttu.
tuttum dik ve eğik açıyla. Ve ne yaptım? Aa, dedim ki şu büyüklüklerini bir kıyaslayayım. Sonra da yorum yapıyorum ama dikkat etmem gereken yanlış değildir söylenemezlerimiz vardı ya. Mutlaka onları önceden böyle gözümüze çarpacak şekilde işaretliyorduk. Şimdi Bade ne demiş? Bakalım. Işınların dünyadaki temas alanı genişlediğinde birim alanda daha çok ısı etkisi oluşur. Şimdi daha dik aldığımda hani bir top örneğini veriyorduk hep. Yüzüme dümdüz bir top çarparsa ne olur? Etkisi daha fazla olur. Hafif sıyırıp geçtiyse yani bir eğiklik varsa, eğim arttıysa şuradaki gibi, ikinci şekildeki gibi daha çok ısı etkisi oluşmaz. Sanki yanlışı buldum ama aman hemen A'dır deyip işaretlemiyorduk. Püf noktamız mutlaka tüm seçenekleri okuyorduk. Deniz demiş ki yüzeye eğik gönderilen ışık daha geniş bir alanı aydınlatır. İkide olduğu gibi ve aydınlatılan alan daha az ısınır. Güzel. Çünkü tüm enerji biraz daha geniş bir bölgeye yayıldı. Barlas demiş ki yüzeye dik gönderilen ışık daha küçük bir alanı aydınlatır. Birdeki gibi. Aydınlanma alanı daha çok ısınır. Çünkü ne yaptık? Oraya odakladık enerjimizi. Güzel. Irmak da demiş ki dünyanın farklı yarım küreleri güneş ışınlarını farklı açılarla aldığı için aynı anda farklı mevsimler oluşur. Daha dik ve daha eğik almak etkiliyordu bizi. Bundan da bahsetmiştik. O zaman şimdi eminiz ve Bade biraz daha dikkatli ol deyip işaretledik. Devam ettik. Şimdi az önce demiştik ki bizim özel tarihlerimiz var. Hani aşağıda yukarıda sağda solda falan görmüştük ya. Aslında onlar tabii öyle değil. Böyle biraz önde, biraz yanda, biraz arkada gibi algılamamız lazım. Şimdi ilk iki özel tarihimize birlikte bakacağız. Biz diyeceğiz ki bunlar gün dönümleri. Yani şöyle bakacağım ve böyle bakacağım. Hani sağdaki ve soldaki şekilmiş gibi düşüneceğim güneşe göre. Ve diyeceğim ki eğer biz yengeç dönencesine dik açıyla geldiğini gördüysek kuzey yarım kürede dik açı aldığımıza göre en yoğun ışığı alıyoruz ve yaz mevsimini yaşıyoruz. O yüzden bu bizim için 21 Haziran yaz başlangıcı oluyor. Kendimiz gibi düşünebiliriz kuzey yarım kürede yaşadığımız için. Bu sefer diyoruz ki oğlak dönencesine yani güney yarım küreye artık dik açıyla ışık gelecek. Bize ne yapacak? Biraz daha eğik gelecek. Daha az ışık, daha eğik ışık aldığıma göre biraz daha serinledim artık ve artık ben kuzey yarım küredeysem kış yaşamaya başlayacağım. Tersini alacağım ve diyeceğim ki bu sefer güneydekiler yaz yaşamaya başlayacaklar. 21 Aralık'tan bahsediyoruz. Bizim tersimiz olacak. 21 Aralık sonrasında güney yarım kürede yaz yaşanmaya başlayacak. E bu durumda da ne oldu? Biz yaz yaşamaya başladığımızda 21 Haziran'da bu sevgili arkadaşlarımız kış yaşamaya başlayacaklar. Geldik ekinoks dediğimiz özel tarihlere. Yani 21 Haziran'la 21 Aralık'ın arasında tam böyle eşit bölmem lazım. Üçer aylık dönemlere bölmem gerekiyor. Bu durumda da diyorum ki 21 Mart'a gideyim. İlkbahar bizler için. Güney yarımkürede sonbahar başlangıcı. Hangisi sizce? Bir bakalım şöyle. Fark ediyor mu? Fark etmiyor, gördünüz mü? Özel tarihlerimizde yani ekinokslarda gece gündüz eşitliği var. Yani dünyanın her yerine ışık hep aynı açıyla dik olarak geldi. Bu durumda da diyorum ki 23 Eylül ve 21 Mart'ı gördüğümde kuzey ve güney yarımkürede hangi mevsimler yaşanır diye yani yazdan kışa mı kıştan yaza mı geçiş yapıyorum diye düşünerek gayet net çözümü bulabiliyorum. Diyorum ki kendim gibi düşünürsem yani kuzey yarımküreden bahsediyorsam eğer 21 Mart'ta artık biz ilkbahar yaşamaya başlıyoruz. Püf noktam 4 tane ana tarihim var. Ne yaptım? Dedim ki ben 21 Haziran'da kuzey yarımküreyi düşündüm. Kendimi düşündüm. Yaz başlangıcı oldu. En uzun gündüz süresi oldu. En kısa gece süresi oldu. Haziran'dan sonra Eylül'e doğru geldim. 23 Eylül'de. Ne yaptım? Ekinoks tarihinden bahsettim. Gece gündüz eşitliği var dedim. Ve ondan sonra kışa doğru geçiş yapacağım artık sonbahardan. Ve diyeceğim ki 21 Aralık'ta artık kış başlangıcı var. En kısa gündüz, en uzun gece var. Ondan sonra tekrar ilkbahara geçiş yapacağım. 21 Mart'a geleceğim. Ve diyeceğim ki bizler kuzey yarımkürede ilkbahar yaşarken hep güney yarımkürede bizim tersimiz olmalı. Bunu aklımıza yerleştirirsek bunlarla ilgili çok rahat sorular çözeriz. Hadi devam. Şekilde dünyanın güneş çevresinde dolanmasıyla ilgili yörünge verilmiş. 1, 2, 3, 4 ile de numaralandırmışız. Şöyle baktık ne demiştik? Hani saat yönünün tersine batıdan doğuya doğru da olduğunu hatırlamıştık. Buna göre ifadelerde 1, 2, 3, 4'ü yazacağız ve tamamlayacağız tablomuzu. Şimdi kuzey yarımkürede birim alana düşen enerji miktarı artar. Kuzey yarımküre yani kendimiz gibi düşünüyoruz. Bu durumda ne olacak? En soğuktan sıcağa doğru gitmeye başlayacağız. En soğuğu biz ne zaman yaşıyoruz? Kışın yaşıyoruz. O zaman 21 Aralık'tan sonra Haziran'a doğru ilerleyeceğiz ve en sıcağa ulaşacağız. Yani 3 ve 4 numarayı alırsak diyeceğiz ki gençler artık en soğuktan en sıcağa doğru enerjimizin arttığını gözlemleyebiliriz.
Kuzey yarımkürede gündüzler kısalır, geceler uzar. Şimdi yine kendimiz gibi düşünüyoruz. Kuzey yarımküre. Tamam, ülkemizi düşündük. Gündüzler kısalmalı. Yani gündüzler uzundu. En uzun gündüz ne zaman yaşanacak? 21 Haziran'da. O yüzden artık ondan sonra kısalmaya başlayacak ve geceler uzamaya başlayacak. En uzun geceyi de 21 Aralık'ta göreceğiz. Bu durumda 1 ve 2'yi aldık. Buraya gayet güzel yerleştirdik. Bitti mi? Bitmez. Yine kendimiz gibi düşünüyoruz. Kuzey yarımkürede gündüz süresi 12 saat uzundur. Tam eşitlik 21 Mart ve 23 Eylül'deydi. O zaman daha uzun olduğu aralığı alırsam 1 numara ve 4 numarayı almalıyım diyeceğim. Şimdi güney yarımküreye indik. İndik diyoruz da tabii dünya yuvarlak olduğu için aslında aşağı inme yok. Biz günlük hayatta kullandığımız terimlerle aman bilimsel gerçekleri karıştırmıyoruz. Güney yarımküreyi kendimizin tersi olarak düşünebiliriz. Cisimlerin öğle vakti ölçülen gölge boyları uzar. Şimdi gölge boyunun uzaması demek ışığı daha eğik açıyla almak demek. Daha eğik açıyla ben ışık alıyorsam ne olacak? Diyeceğim ki yaz değil de sanki kışa doğru geçmeye başladım. Bu arkadaşlar ne zaman yaz yaşıyorlardı? 21 Aralık'ta yaz başlangıcını görüyorlardı. O yüzden de 3 ve 4'te eğik açı almaya başlayacaklar ve diyeceğiz ki bunun da cevabı 3 ve 4 olmalı. Yine güney yarımküre yani kendimizin tersini düşünüyoruz. Güneş ışınları öğle vakti daha dik açıyla geliyormuş. Açı artıyormuş. Daha dik olmaya başlaması ne? En eğik nokta 21 Haziran yani onlar için kış başlangıcı. 1 ve 2'de ne yaptık? Yavaş yavaş yaza doğru ilerledik. O yüzden de aldık bunu da buraya yerleştirdik ve sorumuzu temizlemiş olduk. Şeklimiz var. 21 Aralık'ı görüyoruz. Dünyanın konumunu aldık. Kuzey güneyi gördük. Güneş ışınlarının nasıl geldiğini inceledik. Bir dakika. Nereye dik geldi? Bakınız efendim ne yaptık? Oğlak dönencesine yani güney yarımküreye dik geldiğini gördük. O zaman dedik ki bu arkadaşlar güneyde yaz yaşayacaklar. Bizler kuzeyde kış yaşayacağız. Tamam. Aklımızda. Yazmak, çizmek gözümüzün önünde olması bize bir avantaj sağlar. Soru içinde bizi hızlandırır ve dikkat hatası yapmamızı engeller. Aman dikkat diyorlara başladık. Güneş ışınları öğle vakti kuzey yarımkürede yengeç dönencesine dik olarak gelir. Ne demiştik? Oğlak dönencesine demiştik değil mi? O zaman hemen eledik. Güney yarımkürede yaz, kuzey yarımkürede kış yaşanmaya başlar. Öyle mi oldu? Galiba öyle oldu. Güzel. Güney yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece. Yaz yaşıyorsam gündüz uzun olmalı. Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde ne yapıyoruz? Gündüzlerin daha uzun olduğunu, daha geç güneşin battığını falan zaten fark ediyoruz. Kuzey yarımkürede de en uzun gece, en kısa gündüz. Böyle kışa doğru okulun biraz yoğunlaştığı zamanları düşünürsek hani hep karanlık, hep karanlık ya. İçimiz karar yeter ki. Bu cümlenin de doğru olduğunu görüyoruz. O zaman ne oluyor? 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Gidip Bursa'yı işaretleyip devam ediyoruz. Arjantin dünya üzerinde Oğlak dönencesinin alt kısmında yer alan bir ülkedir. Yani ne yaptım? İyice güneye gittim. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan bir öğrenci ülkesinde yaşadığı mevsimlerle ilgili kartlar hazırladı ve 4 mevsimle ilgilediği kartlarda bir hata yaptı. Bakalım bu Arjantinli arkadaşımız futbol oynamak dışında derste çalışmış mı? Bunu bir görelim diye yine dayanamayıp espri yapıyorum. Şimdi arkadaş 21 Aralık'tan 21 Mart'a geçerken birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı azalır demiş. 21 Aralık'ta güneyde ne yaşıyor bu arkadaş? Yazın başlangıcını yaşıyor. Yani en uzun gündüzü yaşayacak. En yoğun ısı enerjisini alacak. Bu durumda Mart'a doğru giderken ne olacak? Biraz daha enerji miktarı azalmış olacak. Aa doğrudur dedim. Sonra 21 Mart'tan 21 Haziran'a geçmeye başlayacak. Bize göre aslında bu ilkbahardan yaza geçiş ama bu arkadaş ne yapıyor? Dikkat edin bizim tersimizi yaşıyor. Yani sonbahar mevsimi yaşamaya başlıyor. Bu da doğru oldu. Buraya bakıyorum 21 Haziran ve 23 Eylül'den bahsettim. Haziran'dan Eylül'e geçerken kış başlangıcı onlar için Haziran. Sonra ilkbahar başlangıcına doğru geçecek. Güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı azalacak. Aman dikkat. Burada açının artması gerekecek. Galiba yanlışı yakaladık. Hemen D'ye bakıp kontrol ediyorum. 23 Eylül'den 21 Aralık'a geçerken yani onlara göre ilkbahardan yaza geçiş yaparken gece süresi azalacak. Hatta 21 Aralık'ta en kısa geceyi yaşadıklarını da bileceğiz. Bu durumda ne yaptık? C'dir dedik. Bu arkadaşa dedik ki lütfen dikkat et, konsantre ol. Arjantin'e sevgiler. Geldik ünitemizin ikinci büyük başlığına. İklim ve hava olaylarından bahsedeceğiz. Şimdi dünyanın hareketlerini gördük. Dünyanın dışını saran sevgili atmosferimizi oluşturan gazlar ne yapıyorlar? Böyle durdukları yerde sakin sakin takılmıyorlar. Ne yapıyorlar? Yağışlar oluşuyor. Sıcaklık farkından dolayı nemlilik değişiyor. İşte basınç alanları değişiyor. Rüzgar, hava hareketleri oluşuyor falan. Bunlar da bize ünitemizin devamındaki konuları veriyor. Hemen bakıyorum. Diyorum ki hava soğuduğunda
madde tanecikleri yavaşlar ve birbirine yakınlaşır. Bu durumda da ne olur? Hafiften aşağı doğru hareket etmeye başlarlar. Yani soğuk havada yüksek basınç alanı bizi böyle ufaktan aşağı doğru bastırmaya başlar. Alçak basınç alanı oluşması için de havanın sıcak olması lazım. Ufaktan ufaktan hava taneciklerinin birbirinden uzaklaşıp yükselmesi lazım. Yükseltici hava hareketinin yanı sıra o kadar çok sıcaklık var ki nemlilik de artıyor. Bu durumda ne oluyor? Bulutlarda da yağış oluşma olasılığı artıyor. Yine püf noktam burada. Eğer ben sıkışık bir alandaysam daha rahat bir bölgeye geçmek isterim. Kendim de öyleyim. Hava da öyle yapıyor. Yani gaz tanecikleri yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket ediyorlar. Bu yatay harekette bize rüzgarı veriyor. Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgarım da o kadar şiddetli oluyor. Şimdi yüksek basınç alanı, alçaltıcı hava hareketini gördüm. Havanın açık olduğunu, hava yoğunluğunun fazla olduğunu gördüm. Taneciklerin sıkışıklığından bahsediyoruz. Dikkat. Yağışlar görülmüyor. Yüzeydeki hava çevredeki alçak basınca doğru hareket ediyor. Bildiğimiz şeyler. Burada alçak basınç, yükseltici hava hareketini gördüm. Havanın bulutlu ve daha az yoğunlukta, daha uzak taneciklere sahip olduğunu gördüm. Yağış görülme ihtimalinin arttığını söyledim ve çevredeki yüksek basınçlı alandan havanın ufaktan ufaktan ortaya ve yukarıya doğru hareket ettiğini de gördüm. Şimdi hava olaylarından bahsettik. Yağışlar ve hava olaylarını karıştırabiliyoruz. Yukarıdan bir şeyler yağıyorsa farklı, yeryüzünde o havada belli miktarda hareketler ve değişiklikler oluyorsa farklı. Birinci adım, ben önce nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşuyorsa'ya bakacağım. Sonra yeryüzüne doğru yaklaşacağız. Buna dikkat. Yağmur, kar veya dolu görebiliyoruz. Sıcaklık daha fazlaysa yağmur, gittikçe soğudukça kar ve dolu oluşumunu gözlemliyoruz. Püf noktam, eğer su damlacıkları şeklinde bir yağış gözlemliyorsam yağmurdan bahsediyorum. Eğer buz kristalleri halinde yağıştan bahsediyorsam kardan bahsediyorum. Eğer damlacıklar dondu ve buz topları olduysa, yani buz kristali değil daha büyük toplar halindeyse doludan bahsediyorum. Püf nokta kelimelerime odaklanırsam işim gayet kolay. Peki bir de yeryüzüne yakın bölgelerde yoğuşma varsa ne oluyor? Hadi bakalım. Bu sefer dedim ki daha sıcaksa sis oluşabiliyor. İstanbul civarında yaşayan arkadaşlar bilirsiniz, tanırsınız değil mi sisi? Bazen yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Çiğ veya kırağı oluşumu olabiliyor. Eğer nemli hava yeryüzüne yakın bölgelerde yaprakların, arabaların falan üzerinde, camların üzerinde damlacıklar halindeyse, sıvı haldeyse çiğ, eğer minik buz kristalleri halinde biriktiyse kırağı oluşuyor. Sis dediğimiz zaman da ne oluyor? Hemen yeryüzü üstünde böyle bir su buharı yoğuşması gerçekleşiyor. Böyle bir hayalin içine dalar gibi hareket ediyoruz. Sisi, çiğ ve kırağı da aldık, cebimize attık. Dedik ki o zaman bu konu bu kadar basit. Soru içinde püf nokta anahtar kelimelerimize bakarsak bizim için kurtarıcı olacaktır. Devam ettik. Sevgili ülkemize baktık ve iklim kavramını incelemeye başladık. Dünya üzerinde de farklı iklimler var. Muson iklimleri var, çöl iklimleri var ama temel anlamda önce bir ülkemize bakalım. Karadeniz bölgesine doğru gittik. Her mevsim hemen hemen yağış alacak. Yaz ve kış ayları arasında da çok büyük bir sıcaklık farkı olmayacak. Yani çok sıcak ve çok soğukları fazla yaşanmayacak. Doğal olarak da bol miktarda yeşillik ormanı gözlemleyeceğiz. Karasal iklim dersek şöyle İç Anadolu'yu aldım. İşte Doğu Anadolu, Güneydoğu bayağı geniş bir bölge. Kışlar soğuk ve kar yağışlı özellikle, yazlarda genellikle sıcak ve kurak geçecek. Yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı da çok fazla olacak. Bozkır dediğimiz bitki örtüsüne sahip olacaklar. Yani böyle kahverengimsi otlar gibi de düşünebiliriz. Akdeniz iklimine geldiğimizde hafiften Marmara'nın birazını aldık, Ege'yi aldık, Akdeniz'i. Burada böyle hava durumu sunucusu gibi hissettim kendimi. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Akdeniz ikliminde kışlar genelde ılık geçecek, yağışlı olacak. Yazlarda sıcak ve kurak yaşanacak. Doğal bitki örtüsü üstünde ağaçlar var ama minik bodur ağaçlar var ve genellikle çalılıklar var. Yani çok yemyeşil Karadeniz gibi bir bitki örtüsünden söz etmiyoruz. Bunları nasıl görürüz sorularda dersek genelde karşılaştırmalar var. Şu şehir bu bölgededir, şöyle şöyle midir gibi yorum yapma soruları var. Örnekler için de zaten bahsedeceğiz. Şimdi bizim iki anahtar kavramımız var. Bir tanesi iklim, bir tanesi hava olayı. İklimle ilgili bilgilerimize şöyle baktık. Zaten söyledik, dedik ki çok uzun zaman içinde ve çok geniş bölgelerden söz edeceğiz. Hatta 30-35-40 yıllık ortalama veriler ve artık olmuş bitmiş yani netleşmiş bilgilerden bahsedeceğiz. Yani biz genelleme yaparken diyeceğiz ki işte Ankara'da yaşanan karasal iklim ne yapacak? Bizim zaten yaşamış olduğumuz verilerden elde ettiğimiz garanti bilgi olacak. Ama hava olayı dersek İzmir'de bugün yağış olabilir. Olamaya da bilir.
Diyarbakır'da işte kar yağabilir, yağmaya da bilir. O zaman diyeceğiz ki hava olayları belli bir bölgede ve kısa süre içinde etkili olan hava şartları olacak. Çok uzun vadeden bahsetmeyeceğiz ve geleceğe yönelik tahminler üzerinden yorum yapacağız. Günün içinde bile sabah, öğlen, akşam farklılaşmalar gözlemleyebileceğiz. Diyeceğiz ki meteorolog, meteoroloji kavramlarımızı da aldık zaten, aklımıza yerleştirdik. Hava olayı ve iklimi temel anlamda karşılaştırabiliyoruz. O zaman devam ediyoruz. Burada önemli bir püf noktamız var. Çok genel bir bilgi ve aslında genel kültür bilgisi gibi, çok basit bir şey gibi gördüğümüz için ihmal ettiğimiz, pek de çalışmadığımız bir konu. Ama özellikle sınavda Milli Eğitim artık diyor ki dünyanın farkında mısın? Güncel olayları takip ediyor musun ve yorum yapabiliyor musun? Yani hayatın içinde misin? O yüzden de biz dünyada sera gazı etkisi, küresel ısınma, işte çölleşme, yağışların farklı olması, iklim değişikliği kavramına çok dikkat ediyoruz. Normalde güneşten bize ışık geliyor ve ne oluyor? Bir miktarı dünyada emiliyor, bir miktarı geri gönderiliyor. Sera gazları da ışığın bir miktarının geri gitmesini, bir miktarının yeryüzüne ulaşmasını sağlıyor. Ama o kadar çok birikiyor ki bu gazlar, karbondioksit olur, metan olur falan, öyle bir tabaka oluşturuyorlar ki geri yansıma gerçekleşiyor. Yani ışık bir kez geliyor, sekiyor, giderken tekrar geri geliyor. Ne oluyor? Olması gerekenden fazla ışık alan bölgeler oluşuyor. Çok ışık enerjisi, çok ısı enerjisi demek. Bu durumda ne oluyor? Buzullar erimeye başlıyor. Okyanusların, denizlerin seviyesi artıyor. Tuzlu su miktarı arttığı için içilebilir su azalıyor. Bazı bölgelerde seller görülürken bazı bölgeler o kadar çok ısınıyor ki, çok da hani yağış alamayan yerlerse bu sefer çölleşme, kuraklaşma gerçekleşiyor. Besin bulamayan canlılar yaşamlarını kaybedebiliyorlar. Yani zincirleme reaksiyonlar ortaya çıkıyor. O yüzden çevre sorunlarıyla ilgili bir şeyler varsa mutlaka dikkatlice okuyoruz, odaklanıyoruz ve diyoruz ki işte karbondioksit salınımı önemli, sera gazı etkisi önemli. Bunlar küresel ısınmanın etkileri ve çevre sorunlarıyla ilgili çok güzel sorular karşımıza çıkıyor. Aklımıza iyice bu konunun da önemli olduğunu yerleştirip devam ediyoruz. Bana diyor ki aşağıda ifadeler var. Doğru mudur, yanlış mıdır bir yorumlayalım, hep birlikte bakalım. K bölgesinde ne olmuş? Toplanmış, hep birlikte yükselmişler. Demek ki yükseltici hava hareketi var. Ne oldu? Oh, rahatladım, yükseliyorum. O zaman burada ne oldu gençler? Alçak basınç bölgesi oluştu. Alçak basınç ne demektir? Rahatladım, gevşedim, uzaklaştım. Bir uzak dur. Tanecikler neden uzak durur? Sıcaklık fazla olduğu için. O zaman ben ne diyeceğim? Sıcaklık da yüksektir diyeceğim. Kendime böyle küçük kısaltmalar, basit notlar alıyorum. Burada ne oldu? Biraz daha aşağı beni bastırıyor. Yani yüksek basınç bölgesinden bahsettim. Yüksek basınç, sıkışıklık var. Sıcağın tam tersi ne olacak? Soğuk olacak ya da sıcaklık eksi olacak gibi de düşünebilirsiniz. Artı eksi yaz, sıcak, soğuk yaz. İstediğini yaz, istediğin notu al. Yeter ki bilgi aklında kalsın. K bölgesinde hava yükseldiği için yüzeye uygulanan basınç azalır. Yükseliyorum, basınç azalır. Yani doğrudur. L bölgesinde hava alçaldığı için yüzeye uygulanan basınç artar. Aynen öyle, üzerime daha çok hava etki etti. K'de yüksek basınç alanı oluşur. Hayır, tam tersi, alçak basınç demiştik. Yanlış için çarpı attım. L bölgesinde alçak basınç alanı oluşur. Bakayım, yüksek basınç, daha büyük basınç yani. Onu da yanlış olduğunu söyledim ve eledim. Rüzgar L'den K'ye doğru eser. Sıkışık yerden, yüksek basınçtan rahatlayan bölgeye, alçak basınca. O zaman bu cümlemde ne oldu? Doğru oldu ve devam ettim. Tabloda verilen ifadeler iklimle mi, hava olayıyla mı ilgili genel bir yorumlama yapacağız. Hadi bakalım. Bana diyor ki ülkemizde en çok kar yağan illerden biri de Bitlis'tir. Bu anlık bir şey mi yoksa bir genelleme mi var? Genelleme var. O yüzden bu iklimle ilgili bir bilgi. Bolu'da yağan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Bu bir hava olayı. Anlık bir şeyden bahsediyorum. O gün öyle olmuş. İzmir'de yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ne yaptık? Yine bir genelleme yaptık. İklimden bahsettik. Penguenler soğuk bölgeleri sevdikleri için kutup çevresinde yaşarlar. Doğru mudur? Doğrudur. İklim midir? İklimdir. Arkadaşlarla yaptığımız halı saha maçında yağmur yağdığı için ıslandık. İklim olabilir mi? Tabii ki hayır. Anlık bir şeyden bahsediyorum. Bir hava olayından söz ediyorum. Antalya'da oluşan hortum sera alanlarında zarar oluşturdu. Hava olayından bahsediyorum. Antalya'da genelde hortumlar çıkar deseydi iklim diyebilirdim. Dünyada ekvator bölgesinde yer alan ülkelerde hava sıcaklığı daha yüksektir. Genelleme yaptım mı? Yaptım. Hemen iklimi aldım, işaretledim. Ankara'da meydana gelen sis trafik kazasına sebep oldu. İstanbul'da da vapur seferleri iptal oldu. Sis bir hava olayı. Bunu da işaretledim ve devam ettim. Şimdi K
K ve L yerleşim bölgelerimiz varmış. Rüzgarın hareket yönünü de bana vermiş ve ben bununla ilgili yanlış olan bilgiyi yine arıyormuşum. İlk önce ne yapıyordum? Temel bilgileri şöyle şekil üzerine yerleştiriyordum ki işim kolaylaşsın. K'de ne oldu? Aşağı doğru bir hareket gördüm. Yani ben yüksek basınç alanından bahsettim. Yani daha soğuk olan bir bölge olduğunu söyledim. Sıkışık bölgeden rahat yere geldim. Alçak basınca doğru geldim. O yüzden bunu yazdım. Birazcık daha da sıcak olması gerektiğini hatırladım. Sonra sıkışık yerden rahat yere doğru yüksek basınçtan alçak basıncı hava hareketini rüzgarda gözlemledim. Şimdi K'de alçaltıcı hava hareketi görülür. K'de aşağı doğru inen çizgiler var. Yani alçaltıcı hava hareketini gördüm. L'de yükseltici hava hareketi var. Alçak basınç zaten biliyorum, gördüm. Ki şekle baktığımda zaten okları takip etsem yeter. K'de yüksek basınç alanı vardır. Var mıdır? Evet vardır. Onu da gördüm, yazdım. L'de yüksek basınç alanı vardır. Hayır, ne oldu? Yükseldim. Yani alçak basınç alanını gözlemledim. Hemen gittim D'yi işaretledim ve sonraki soruyla devam ettim. Ne yaptık? Destansı bir soruyla karşı karşıya geldik. Böyle uzun soru ben yapmam deyip geçerim ben bu soruyu. Demiyorum tabii ki. Ne yapıyoruz artık? Son yıllarda böyle uzun deney yaptım, yorumladım, sonuç çıkardım sorularıyla karşılaşıyoruz. Yeni nesil sorular dediğimiz bu sorular aslında cevabını temel anlamda içinde taşıyan sorular. O yüzden aman ne olur üşenmeyin, şekli inceleyin, bilgileri okuyun ve ondan sonra yorumlayın. Biz doğru cümleleri arayacağız ama deneyde ne yapmışlar birlikte bir dikkatlice bakalım. Deney malzemelerini aldım. Cam boru, 3 tane mum, su kaplarım, suyum, pamuk şekerim ve metal ayağım var. Pamuk şekeri yerim, deney meney kalmaz. Benim gibi sevenler abur cuburu buluşalım yorumlarda. Deney yaparken önce demişim ki cam borunun içine pamuk şekerini orta noktaya koydum. Tam ortaya ayarladım. Metal ayağımı da koydum. Ortalama yaptım çünkü ne tarafa bir hareketlenme olacak bunu net görmek istiyorum. Özdeş su kaplarım var. İki uca aldım. Sağa ve sola yerleştirdim. Mumları da aşağıdaki gibi yerleştirdim. Yani A'nın olduğu tarafa bir tane, B'nin olduğu tarafa iki tane mum yerleştirdim. O yüzden diyorum şekli dikkatli inceleyip lütfen görsele bakarak buradaki verileri okuyarak devam ediniz. 1 ve 2 mum olduğunu fark etmezseniz yorum yapma şansınız kalmayacaktır. Şimdi ne oldu burada dersem, B'nin olduğu bölge daha sıcak oldu. Sıcak olmak ne demek? Ufaktan ufaktan yükseltici hava hareketi oldu ve daha düşük bir basınç oldu demek. Yani ben ne yaptım? Alçak basınç olduğunu söyledim. A'nın olduğu bölge biraz ısındı ama diğer taraf kadar değil. O yüzden burada B'nin olduğu bölgeye göre birazcık daha yüksek basınç elde ettik. Bu durumda rüzgar yönü ne oldu? A'dan B'ye doğru oldu. Bu bizim için önemli. Sonra dedik ki rüzgar bu tarafaysa pamuk şekerin boyası da B kabına doğru akacak ve ne yapacak? Onu renkli hale getirecek. Cam borunun A kabı tarafında yüksek basınç alanı, B tarafında alçak basınç alanı. Bakın gördüğümüz zaman işimiz kolay demiştik ya, aynen öyle. B kabı tarafında olan mumlardan biri A'nın olduğu tarafa konursa bu sefer ne olur? Sistem terse dönmüş olur. Yani A'daki su pembeye boyanır. Doğru oldu. Yapılan deneyle hava sıcaklığıyla rüzgarın yönü arasındaki ilişkiyi açıklayabilir miyiz? Açıkladık, ondan bahsettik zaten. Demek ki hepsi doğrudur dedik ve D'yi işaretleyip aslında ne kadar kolaymış gördük, devam ettik. Ne yaptık? Yine kocaman bir soru gördük ama dedik ki bilgi içinde. Şimdi sera etkisiyle ilgili bana bilgiler vermiş, görseller vermiş. Ve hocam hangi, neredesiniz? Ben sizi göremiyorum. Hangi ya. Çıkarım yapılamaz? Şey yaptım, sera gazlarının arasında kaldım. Öyle bir kapandım ki böyle tam da dünyanın yaşadığı kaosu ben de yaşıyorum dedim ve konuyu hemen yine bilime bağladım. Çok üzgünüm. Evet hocam. Evet. Şimdi güneş ışığı geldi. Bir miktarı yansıdı. Bir miktarı ne yaptı? Dünyaya ulaştı. Az miktarda evet ulaşması lazım ısınmamız, yaşamımız için ama bir kısmının geri yansırken tekrar geri dönmesi sera gazlarının fazla olmasından dolayı problem oluyor. O yüzden geriye yansımada fazla ısınma var. Aldım cebe attım. Atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları denir. Bu gazlar yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını tutar. Tıpkı seralarda olduğu gibi dünyanın sıcaklığının korunmasına yardımcı olur. Az miktarı yararlı evet. Sera gazlarının dünyaya giderek daha sıcak ve daha soğuk hale getirme etkisi vardır. Fazlası her şeyin zarar. Atmosferde bulunan karbondioksitin miktarının artmasının en önemli etkeni insan faktörüdür. Her şeyin sorumlusu biziz maalesef. Sanayileşme, fosil yakıt tüketiminin artması, hızlı nüfus artışı gibi etkiler sera etkisinin de artmasına sebep oluyor. Bilgi aldım, aklıma yerleştirdim. Şimdi atmosferdeki sera gazlarının yok olması dünyayı daha yaşanılabilir bir gezegen haline getirecektir. Aslında doğru bir cümle gibi ama sera gazlarının tamamen yok olmasından bahsetti. Ben burada bir şüphe ettim. Bir soru işareti koydum. Aman hemen A deyip
işaretlemiyorum. Mutlaka tüm seçenekleri okuyorum, karşılaştırıyorum. Dünya yüzeyine ulaşan güneş ışınlarının bir kısmı yeryüzü tarafından tutulur. Doğru mudur? Doğrudur. Görüyor muyuz? Evet. Atmosferdeki sera gaz miktarı artışında insan dışındaki faktörler de etkili olur. İnsan dışında bir faktörden bahsettik mi? Sanki bahsetmedik gibi değil mi gençler? O zaman ne yaptım? Acaba A mı C mi diye üzerinde düşüneceğim. Ben buna da bir soru işareti attım. İllaki hemen doğruyu bulamayabilirsiniz. Takılabilirsiniz. Püf noktam. Bunlar olabilir. Hangisi daha akla yatkın diye mutlaka işaretlemeler yapın. Bir nokta koyun, bir soru işareti koyun, oraya bir çarpı atın, bir şey yapın. Sera gazlarının atmosferdeki artışı ısınmaya sebep olacağı için soğumaya da sebep olabilir. Bu yorumu buradan görmüştük. Aşırı ısınma ve aşırı soğuma, o yüzden bunu da eledim. Şimdi hangi yorumu yapamam diye bir kez daha odaklanıyorum. Şimdi ne diyeceğim? Aman dikkat diyeceğim. A mı C mi? Bakalım. Atmosferdeki sera gazı miktarının artışında insan dışındaki faktörler de etkili olur. Şöyle bakıyorum. En önemli etken insan faktörü ama sanayileşme, fosil yakıt, hızlı nüfus artışı. Ne oldu? Sadece insan değil sanki, değil mi? O yüzden sanki ben bunu da söyleyebildim gibi de hani en büyük etken insan ama sadece insan dememiş. A'ya bir daha bakıyorum. Atmosferdeki sera gazının yok olması daha yaşanabilir. Böyle bir bilgi var mı burada? Metinde böyle bir bilgi olmadığı için diyorum ki ben böyle bir çıkarım yapamam. Yani cevabım aslında A'dır. Dikkatli okumakta, metne odaklanmakta mutlaka önemli. Püf nokta var. O yüzden de bunu da böyle çözdüm ve geçmiş olsun dedik mi? Hocam bitti galiba. Bitti, geçmiş olsun gençler. Hocam, çok güzel, çok güzel başladık kamp videolarımıza. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.